Biz şimdi seninle ne yapalım biliyor musun? Odana gidelim. Ben sana güzel bir masal okuyayım, sonra uyuyalım, olur mu? Hı-hı. Tamam. Biz gidelim abisi. Ama çok geç kalmayın, böcekler çünkü. Hatta bence hiç kimse girmesin artık bu odaya çünkü böcek dolu. Hemen gidip yatıyoruz. Masalımızı da okuyoruz. Evet, al bakalım. Ama senin gözler cin gibi, uyuman lazım. Bence artık senin bir odan olmalı bu evde. Niye? Bence olmamalı. Yani her gece bence böyle macera yaşamak istemezsin. Haksız mıyım? Ya, haklısın, zor oluyor ama. Hı, ama. İdare ediyoruz. Kırmızı balık peşindeki balıkçıdan kaçmaya çalışmış. Ama kırmızı balığın diğer balık arkadaşları onunla kaçması için yardım etmiş. Arkadaşının hiç uykusu yokmuş. Ay dostcuğum. Bak, yine onun aynısı, karnım ağrıyor. Leyla mı? Şşt, çaktırma. Ay dostcuğum. Canım. Siz sohbet mi ediyorsunuz? Yalnız saat biraz geç olmadı mı sohbet etmek için? Yok ya, biz de Ateş abinle gelecek planlarımızdan falan bahsediyorduk. Hmm. Yatırımcılık falan Ateş abi. Hı-hı. Anladım. Evet. Güzel. Güzel, sohbetinizi edin. Yine edin ama artık saat çok geç. Yarın edersiniz. Bakayım ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor senin? Hayır. Hangisi acaba? Bence şöyle yapalım. Saat çok geç oldu. Gel ben seni yatırayım, güzelce uyu. Sonra sabah hiçbir şey kalmaz. Çünkü ben de çok yoruldum. Bir an önce odama gideceğim. İyi misin sen? Sana bir şey yapayım mı? İyiyim, iyiyim. İyi tamam, şimdi uyuruz. Uyunca da geçer. Hadi gel, bir an önce gidelim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geç, 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 geç. Hadi hayatcığım. İyi geceler. İyi geceler. Uyu. Neyi gülüyorsun? Ya komik duruyorsun şu an, gözlerin şiş. Dün gece uyutmadın da. Sayıkladın uyurken. Ben? Evet. Sayıkladım. Evet. Asla sayıklamam. Yani bunu ilk diyen kadın olabilirsin. Ne oldu? Demek ki o 500 kadınla biri bile fark edemediyse seni sayıkladığını. Yani sana söylemiştim sayı daha fazla. Ne oldu, kıskandın mı? Hayır canım.
Tabii. Hayır, ben niye kıskanayım seni ayrıca? İstersen bin tane kadınla birlikte ol. Bana ne yani? Tabii sana ne? Niye seni kıskanayım? Sana ne? Ayrıca sen de sabah kalktığında inanılmaz suratsız bir adam oluyorsun. Ne mi? Bunu da ilk benden duymuş ol. Sen de aşırı tatlı oluyorsun. Günaydın. Günaydın. Ya bu tip ne? Berit, o kadar haklısın ki. Yani gerçekten dün gece çok zor bir geceydi ama ben niyeyse Berit'i uyuttuğumu hatırlıyorum. Ama yemezler. Yani Leyla'yı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ki bence bu yatak 3 kişi için bir hayli küçük. Tıpkı senin gibi. O yüzden artık herkes kendi odasında mı yatsın? Bir dakika. Berit'ciğim, sen istediğinde her zaman buraya gelip kalabilirsin, tamam mı? Ayrıca öyle her istediğinde gelemeyecek bir kişi varsa burada, bu yatakta, o da sensin. Öyle mi? Evet, öyle. Bir dakika. Berit'ciğim, her istediğinde gelebilir mi? Bak. Bakar mısın buna? Ne yapma, kıdıklım artık. Yoksa ben de kıvarım seni. Ben de kıvarım. Leyla biraz uzattı bu işi. Vallahi ben gayet memnunum arkadaşlar. Yani sonuçta bir daha böyle bir evi, böyle arabaları, böyle bir hayatı nerede göreceğiz? Yani değil mi sonuçta? Ulan saçma saçma konuşma lan. Hele bu iş olsun, size alasını alacağım lan. Alasını. Ne alacağım Yakup abi? Allah sen bir deyiver, ne alacağım? Villa alacağım, Meyro, villa. Vallahi öyle sıraya koyacağım, seç ulan diyeceğim. Seç. Ama... Villa alacak. Sana, bana, ona, hepimize villa alacak. Alırsın abi, alırsın. Ulan kimse bizimle geçinemiyor. Sen görürsün Meyro, sen görürsün. Neyse. Şişt, bir dönün buraya bakın. Akşam ben yokum. Olur da evde vızırtı bir şey çıkarsa beni idare edeceksiniz. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Var bizim de 3-5 bir şeyler. Öyle özel hayat gibisinden. Tamam. Barış bıraksın seni, nereye gideceksin? Niye bıraksın ya? Allah Allah. Ben kendim giderim. Olmaz Meyro, olmaz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Temkinli olmamız gerekiyor. Tek başına gidemezsin. Değil mi? Temkin? Biz mi? Ya sen en son temkinle davrandığında Leyla Büyük İstanbul turu attı, hatırlıyorsun değil mi? Koca şehirde kıza elbise arattın. Günaydın. Günaydın. Oy günaydın. Hoş geldin. Oy. Başladınız mı? Gel hemen başla, gel. Hoş geldin. Ne oldu? İş halloldu mu? Ha? Hani ateş, barut, bum. Sonuç? Ben hallediyorum ya. Hallediyorum, tamam. Darlama abi. Ben de halledeceğim. İyi. Tamam da ne zaman halledeceksin? Ne kadar daha uğraşacaksın? Ya bak, olmuyorsa çekip gidelim biz bak. Benim vallahi sinirlerim bozulmaya başladı ha. 5 ay mı sürecek ya bu iş? Allah Allah. Bu trip kime ulan? Ha? Bakıyorum hepinizin suyu kaynamaya başladı ha. Vallahi ben kaynatırım size, ona göre ayarınızı da denk alın. Bu ne ya? Ya sen şimdi bize niye sarıyorsun ya? Son zamanlarda böyle bir havalara girdiniz. Özellikle sen, Leyla. Allah Allah. Ya sıra yine bana mı geldi abi? Evet, sıra sende Leyla. Biz niçin buraya geldik? Niçin geldik biz buraya? Unutma bunu ya. Unutma, hastaneye yatırdığın paralar kesilirse aileni bile tek kişi sonsuza kadar göremezsin. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Bu ne ya? Ulan bir kahvaltı bile yaptırtmadınız bize ya. Bugün çok güzel olmuşsun.
Evet. Ne? Gel bakayım sen. Sen Ateş abinin taklidini mi yapıyorsun? Ver bakayım ben de bir yapayım. Ver bakayım. Kimse benim gibi olamaz. Siz benim taklidimi mi yapıyorsunuz? Evet. Sen? Ateş Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Efendim biz bir süredir bu akşam yemeklerini, fotoğraflama işini ihmal ediyoruz. Gerçi ben fırsat buldukça gönderiyorum. Fakat benim de aklımdan çıktığı oluyor. Hayır, Füsun Hanım biliyorsunuz sizin açanızı kolluyor. Onun için ben sizi ikaz etmek istedim efendim. Tamam. Komiser. Ne yapalım? Aile tabloları yaratıp... Sence mutlu muyuz? Olabildiğince sık fotoğraf göndermeye gayret edelim. Sana bir şey soracağım. Sence... Ateş abininle benim aramda ne var? Bence de. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani bir bakıyorum bana böyle güzel bakıyor. Ama sonra diyorum ki hayır ya diyorum. O zaten bütün kadınlara böyle bakar diyorum. Yani bazen çok tatlı. Ama bazen çok acımasız. Ya bir de böyle dengesiz. Bilmiyorum ne hissediyor bana karşı. Neyse ya. Bir dakika ben bunları sana anlatmayayım. Kimseye söylemek yok tamam mı? Aramızda bunlar bizim. Bence o seni seviyor. Ablacığım, sen bir şey mi söyledin? Hadi tekrar söyle. Konuştun mu? Evet. Konuştun değil mi sen? Hadi oluyor? Tekrar et bir tane. Ne bir şey mi dedin? Hı? Berit konuştu. Nasıl? Bir şey oluyor galiba. Ya, duymadım tamam mı? Ne dedin? Berit. Bak bana da söyle lütfen. Tekrar. Bak benimle konuş lütfen. Sesini özledim hadi. Berit bak sesini özledik lütfen. Hadi sesini özledim ablacığım. Berit bak sesini benimle konuş. Özledim. Hadi lütfen. Berit hadi. Ne dedi? Ne dedi Leyla Hanım? Ne dedi? Berit konuştu. Konuştu. Konuş bir daha söyle ne dedi? Biz bebekleri oynatıyorduk. Yine oynayın. Yine söylesin o zaman. Leyla söyle ne dediğini. Evet hadi. Haber söylesin. Yine hadi buyurun oynayın. Ama bir dakika. Hadi söyle. Lütfen Berit. Bir dakika canım bak böyle olmaz. Ateş Bey böyle olmaz. Çünkü kendini baskı altında hissediyor. Eğer şu an onu sıkıştırırsak tekrar kapanır. O yüzden acilen psikoloğa gitmemiz gerekiyor. Doğru olan bu. Gel bakalım. Neydi? Uçtu. O zaman 1, 2, 3 seni bir uçuralım. Uçuyoruz. İnanamıyorum kendime. Ve geldik. Buyurun. Çok kibarsın. Gel canım. Çok tatlı görünüyorsun. Hayır. Değiliz. Düşündüğünüz gibi aramızda bir gen şeyi olmadı. Bu küçük de bizden çıkmadı. Evet, çok pardon. Hanımefendi daha sorusunu sormadı, cümlesi bitmedi. Ne anladın da hemen lafını kestin, haksız mıyım? Yoo, aile sandım sizi. Çok güzel bir çift olduğunuzu düşündüm, onu söyleyecektim. Teşekkürler. Ve muhtemelen beyefendi bizi böyle asker kankası falan sandı ama o da değiliz. Yoo. O nasıl bir tepkiydi? Berit'ciğim hoş geldin. Bugün seninle çok güzel bir oyun oynayacağız. İçeri girelim mi? Hadi benimle içeri gir o zaman. Gel. Oyuncaklarını da al. Biz Berit'le bir baş başa kalalım. Sizinle daha sonra zaten görüşeceğiz. Tamam. Biz bekliyoruz. Tamamdır. Buyur Berit'ciğim gel bakayım. Berit'ciğim. Bak bu oyun havuzu tamamıyla bize ait. İçine istediğin kadar bebek koyabilirsin. Başlayalım mı? O
Onun gözlüğü de mi varmış? Hı hı. Çok tatlı oldu bunlar. Bütün o diğer bebekleri de yerleştirebilirsin. Belki onların çocukları vardır ya da arkadaşları vardır. Ay bu çok tatlıymış. Tıp gibi aile gibi oldular öyle değil mi? Peki bu aile ne yapıyormuş mesela? Oyun mu oynuyorlar yoksa uyuyorlar mı? Ne yapsınlar? Yoksa bu ortadaki sen misin? Aa, peki ya bunlar kim? Leyla ve Ateş. Aa, peki Berit'ciğim, bunların kim olduğunu biliyor musun? Ilgaz ve Aydoğuz. Peki sence Ateş ve Leyla ne konuşuyor olabilirler? Leyla, bugün çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Sen çok inatçısın. Sen de öyle. Biz neyiz ki? Berit'ciğim, sence Leyla ve Ateş'in arasında nasıl bir ilişki var? Yani mesela onlar arkadaşlar mı? Ya da iyi geçinebiliyorlar mı sence? Hani diyorum ki, eğer sıkıldıysan birazcık bir şeyler okuyabilirsin. Hani sıkıldıysan etrafa boş boş bakmak yerine bir şeyler öğrenmiş olursun. Ne dersin? Ya sen okursun benim yerime ve özetlersin benim için. Öyle mi? Hı-hı. Bir bana bakar mısın? Efendim? Dışarıda istediğin diye. Ama buraya Berit için geldik. Bunu unutma, tamam mı? Gözünde mukayyet olmalısın. Bana karışma. Ha. Ateş Bey, hı-hı. Leyla Hanım, sizi içeri alabilirim. Tabii. Ah Berit kardeşim. Berit'ciğim. Bak şimdi şuradaki abla var ya, o da seninle oyun oynamak istiyormuş. Rica etsem onunla da oynar mısın oyunları? Hı-hı. Tamam, biz birazdan geleceğiz, tamam? Siz gelin, tamam. Biz geliyoruz. Tabii. Ay güzel kardeşim benim. Kardeşin çok tatlı. Evet, Berit konuşuyor. Yani evet. Peki ne dedi? Ne söylediği çok önemli değil aslında. Oyunda bize ne anlatmaya çalıştığı daha önemli. Yani bu onun için iyi bir gelişme. Fakat kafası biraz karışık gibi. Bazı durumların netleşmesi onun bu gelişimin devam ettirmesi için çok önemli. Sizin aranızda tam olarak nasıl bir ilişki var? Bizim mi? Profesyonel bir ilişki var. Evet, bakıcı. İşveren. Yani. Bakıcı. Bir de arkadaşız. Arkadaşız da. Evet, arkadaş da yani sayılıyoruz. Evet. Bu kadar mı? Yani daha ne olabilir? Evet, gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki çok da net değil. Bu bir tek sizi değil, Berit'i de yormakla. Hı. Nasıl yani? Bir dakika, bizim aramızdaki ilişki mi Berit'i yoruyor? Onun kafasını biraz karıştırmış olabilirsiniz. Anne baba mısınız? Arkadaş mısınız? Bir bakıcı ve işveren misiniz? Yoksa sevgili misiniz? Ha yok. Biz kesinlikle bakıcı ve işveren yani, ilişkisi var. Ve arkadaş biraz, hı-hı, bir tık. O da yani aynı evdeyiz. O yüzden ister istemez bir arkadaş ilişkisi oluşuyor ama arkadaş. Ama arkadaş da değiliz. Biraz. İster ama istemez. Profesyonel bir şekilde. Emin misiniz? Evet. Evet. Gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki tam net değil. Siz bile karar verememişsiniz tam olarak ne olduğunuza. Ama Berit'in yanında mümkün mertebe net olmanız çok önemli.
Biliyor musunuz? Berit oyun oynarken sizi taklit etti. Nasıl yani? Bu biz miyiz? O biz miyiz? Öyle şeyler olmuyor. Yani. Yani. Yok. Yok, o biz değiliz. Çünkü zaten çocuk bu. Bir de hayal gücü yani. Evet. Evet, hayal gücü yani. Ve bir çocuk yani oyun oynamış. Bir oyun sadece. Yalnız sanırım bu oyundan bir tık daha ciddi olabilir. Berit en yakınları olarak sizi örnek görüyor. Ve konuşmaya devam edebilmesi için kendini rahat ve güvende hissedebilmesi hala çok büyük bir önem arz ediyor. Tamam, peki ne yapmamız gerekiyor? Dikkatinizin çocukta olduğu ortak paylaşım alanları yaratarak onunla birlikte onun seveceği aktiviteleri yapabilirsiniz. Anladım. Sadece şöyle bir durum var, yani biz daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Berit'le ben, mesela. Berit'le. O yüzden tam olarak neyi istediğini, neyi istemediğini ya da neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmiyoruz. Aslında renkli, eğlenceli pek çok şey olabilir. Bunu onunla birlikte yapmanız ona iyi gelecektir. Renkli, eğlenceli. Aslında benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Çok sevecek. Mükemmel.